Durmuşun rotasında bugün sizlerle Brüksel-Londra yolculuğu ve dünyanın en uzun, en ilginç, en prestijli ve birçok ilkin yaşandığı Manş Tüneli'nde birlikte gezeceğiz. Durmuşun rotası başlıyor. İyi seyirler efendim. Arkadaşlar, Brüksel ile Londra arası yaklaşık olarak 365 kilometre ve Brüksel'den Londra'ya geçmek için öncelikle Fransa'ya gelmeniz gerekiyor. Fransa'dan Kale şehrine doğru giderseniz 200 kilometre ile bu yolu tamamlamış oluyorsunuz. Oradan da Manş Tüneli'nden trenle Londra'ya geçişimizi trenin içerisinde sizlere anlatacağız. Şu anda ise gümrüğe gireceğiz. Öncelikle biletinizi almalısınız. Eğer önceden rezervasyon yaptırdıysanız direkt bilgisayarda zaten plakanıza göre isminiz çıkıyor. Biraz sonra sizlere bilet fiyatlarından da bahsedeceğim. Evet, bu şekilde biletimizi aldık. Bu arada gümrükler biraz sıkıntılı. Mülteci olaylarından dolayı ciddi kontroller var. Fransız gümrüğünü geçtik. Normalde Fransa'dan çıkışlarda çok sıkıntı yapmıyorlar. Şu anda ise İngiltere gümrüğünde sıradayız. İngiltere için özel vize isteniyor. Avrupa ülkelerinden Avrupa kimliğiniz varsa normalde vize istenmiyor ama Türkiye'den Schengen vizesiyle gelmiş olsanız bile İngiltere'ye ayrı bir vize almanız gerekiyor. Manş Tüneli, İngiltere ile Fransa'yı deniz yoluyla birbirine bağlayan Fransız ve İngiliz ortak yapımı bir tünel. İngiltere'yi Avrupa'ya bağlayan bu tünelin bir diğer adı ise Avrupa Tüneli. Fransız ve İngilizler yapmış oldukları yatırımı alamadıklarından şikayet ediyorlar ve her zaman devlete kapatacağız diye bunu tehdit unsuru olarak öne sürüyorlar. Bugün buraya gelirken biz 64 euro gidiş dönüş bilet aldık. Önceden biletinizi almazsanız özellikle yaz ve tatil sezonlarında 400 euroya kadar tavan yapabiliyor. Fransa'dan İngiltere'ye veya İngiltere'den Fransa'ya araba yolunu tercih edecekseniz minimum bir hafta önceden biletinizi almayı tavsiye ediyorum ki daha pahalı ödemeyin. Manş Tüneli'nin yapımında firmalar ihaleye girer. Almanya, Japonya ve Türkiye. Almanlara sorduklarında biz tünelin bir başından girer, diğer başından çıkarız. Ortalama 2 metre mesafe kalır. Arada buluşuruz ve bunu bir şekilde yediririz der. Japonlara sorarlar. Japonlar da biz iki ülkeden gireriz. İşte ortada yaklaşık 1 metre civarında bir boşlukla tünelleri birbirine kavuştururuz der. Ve bizim Türklere gelindiğinde ise efendim biz tünelin bir tarafından gireriz, bir tarafından çıkarız. Eğer ortada buluştuk. Buluşamadıysak iki tane tüneliniz olur derler. Ve bu da tabii ki kısa bir hikaye. Trenle geçiyoruz. Arabalar tünelden direkt geçemiyor. Trenin ikinci katına aldılar bizi. Bu tren iki katlı. Kamyonlar için ayrı, otobüsler için ayrı, otomobiller için ayrı tren vagonları var. Arabaların sınıflandırılmasına göre trenlere arabaları yerleştiriyorlar ve 25-30 dakikalık yolculuk burada başlıyor. Bu arada uzun yolculuk yapanlar bu tüneli fırsat sayarak 20 dakika, yarım saat kestiriyorlar. Manş Tüneli'nin tebeşir kayalıklarından meydana gelen tabakanın kolayca tünel açılabileceğini düşünen bir Fransız mühendis İlk olarak bu fikri ortaya atmıştır. 1852'de bir tünel yapılmasını teklif eder. Fakat Napolyon tarafından beğenilen teklif savaşlar yüzünden askıya alınır. Manş Tüneli 1986'da tekrar gündeme geldi.
yaklaşık 21 milyar dolara mal olan bu projenin maliyeti Fransız ve İngiliz firmalarından meydana gelen bir şirketler birliği tarafından çok sayıda bankadan borç alınarak ve hisse senedi çıkartılarak karşılandı. Nihayet 6 Mayıs 1994'te mutlu sona ulaşıldı ve tünel açıldı. Tamamen özel sermaye ile yapılan Manş Tüneli, gerekli kar marjını yakalayamadığı için şirketler çoğu kez batma noktasına geldi. Manş Tüneli 3 ayrı konumdan oluşuyor. 2 ayrı tren rayı bulunuyor ve ortada ise güvenlik ve çalışma alanı için ayrı bir bölüm oluyor. Burası güvenlik koridoru, burası ve burası da trenlerin otomobilleri taşıma yolu. Tren yaklaşık olarak saatte 160 km hızla gidebiliyor. Yaklaşık olarak 25-30 dakikada Fransa'dan İngiltere'ye veya İngiltere'den Fransa'ya geçebiliyorsunuz. Yani isterseniz Fransa'da çalışıp İngiltere'de, İngiltere'de çalışıp Fransa'da kalabilirsiniz. Tünelin su altındaki bölümünün uzunluğu 38 kilometredir. Tünelin denizin altındaki en derin noktası 100 metredir. Yer üstünde bulunan kısmı ise yaklaşık 12,5 kilometredir. 50,5 kilometre uzunluğu ile dünyanın en uzun tünelidir. Şu anda İngiltere topraklarına basmış bulunuyoruz. Arkadaşlar, İngiltere otobanlarında en çok dikkat edilmesi gereken hususlardan bir tanesi de benzinlikler, servis alanları. Servis alanlarına yarım kilometre öncesinden giriliyor ve içerisi biraz labirent gibi. Ondan dolayı yakıtınız biterse çok dikkatli olmanız gerekiyor. Biliyorsunuz otobanda yakıtsız kalmak bir ceza unsuru. Londra'ya yaklaşık olarak 85 kilometremiz kaldı. Tünelden çıktık, yola adapte olmaya çalışıyoruz ki çabuk olduk. İngiltere'de ceza yediğiniz zaman Avrupa'ya posta kutunuza şu anda ceza gelmiyor. Fakat burada polis peşinize takıldığı zaman da affetmiyor. Cezayı peşin alıyor. Sessiz olun. Yine de hızınıza dikkat edin. Otobanda sağda olması direksiyonun çok sıkıntı değil ama şehir içerisinde çok dikkat edin. Eğer yanınızda birisi varsa onu yardımcı pilot olarak kullanabilirsiniz. Efendim, Brüksel-Londra yolculuğundan bugünlük bu kadar. Yeni rotalarda, yeni yerlerde sizlerle buluşmak ümidiyle. Hoşça kalın.